Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Converse Chuck Taylor'la yapabileceğiniz 6 kombinle karşınızdayım. Converse Chuck Taylor benim tarih boyunca en estetik bulduğum ayakkabı oldu. Ben Chuck Taylor'ı Air Force 1'in, Air Max'lerin ki Air Max'leri çok sevmem, araya sıkıştırabilirim bunu. Vans'ların önüne koyuyorum. Kombinlenebilirlik açısından ve estetiklik açısından. Tarih boyunca da 1970 ve 1980'lerden zaten günümüze aktarılmış bir moda akımı olduğu için ne kadar her şeyle gittiğini siz de görebilirsiniz. 1970'lerin sonunda basketbol ayakkabısı olarak kullanılmaya başlandığını biliyorum. Hatta Michael Jordan Nike'la sözleşme imzalamadan önce Converse giydiğine dair bir bilgim var yine aynı şekilde. Çok fazla uzatmayın. Hemen 6 kombini size göstereyim de en iyi seyirler dilerim. Birinci kombindeki tercihim oversize sayılabilecek yazlık kısa kollu bir gömlek ve son aldıklarım videosunda sizlere göstermiş olduğum Bershka short oldu. Özellikle tatile gittiğinizde kesinlikle bu tarz kombinler ortamın aurasına fazlasıyla uyacaktır. Converse'in ve gömleğin aynı tonda olması kesinlikle görüntüyü bir üst seviyeye taşımama yardımcı oldu. İkinci kombinde daha önceki videoda da söylediğim gibi şortu çok sevdiğimden dolayı sadece gömleği çıkartıp yerine mavi renkli yazlık bir tişört giymeyi tercih ettim. Üzerimdeki renkler parlak tonlarda olmadığı için kombin kesinlikle göz yormuyor ve tadında bir sadeliği olduğunu söylemem gerek ki Converse'de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Üçüncü kombinde biraz daha sokak tarzına gitmek istedim. Bu ne kadar sokak tarzı sayılabilir bilmiyorum ama dediğim gibi Converse'in sadeliğini de korumamız gerekiyor. Bershka'nın siyah oversize tişörtü ve bir iki sene önce Adidas'ta indirimlerden almış olduğum basketbol şortu var şu an üzerimde. Şortun üzerindeki beyaz çizgiler ve Adidas'ın kendi logosu çoraplardan gelen ters kontrastla beraber iyi bir uyum sağlamama yardımcı oldu. Converse'de üzerimdeki sadeliği kesinlikle korumamı sağladı. Daha önce denemediğim bir kombin olduğundan da olsa gerek, ben bu uyumu gerçekten çok beğendim. Dördüncü kombinde biraz önce gömlekle yaptığım krem uyumunu bu sefer şort ve ayakkabıyla sağlamak istedim. Ve lacivert renk kremin üzerine gerçekten çok yakışıyor. Tişörtün bedeni bana fazlasıyla büyüktü ama bir noktada en yakın dostlarınızın mahalle tarzıları olması gerekiyor. Bu kombini biraz daha resmi buluşmalarda ya da akşam yemeği yemek için evden çıktığınızda kullanmanızı öneririm. Çünkü o salaş görüntüden biraz daha uzak. O kadar da rahat değil. Ama sade kalitesini koruduğumuzu düşünüyorum burada da. Altındaki Converse krem rengi olduğu için alt tercihlerinizi ya krem rengi ya da kontrastı düşük pastel renklerden yana kullanmanızı öneririm. Beşinci kombin aylar önce Instagram için fotoğraf çekiyorken keşfettiğim bir kombin oldu. Ve açıkçası hala kararsız kaldığım bir nokta var bu kombine gelecek olursak. Renklerin uyumu kesinlikle göz yormuyor. Ve nohut rengi ve kahverengiden oluşan bu kombin gerçekten bahsettiğim Converse sadeliğini en iyi yakalayan kombin oldu diyebilirim gösterdiklerim içinde. Yazın bel çantası takmanızı fazlasıyla önermesem de bu tarz bir kombin oluşturuyorsanız bel çantası kesinlikle göz yormuyor ve ne kadar sade o kadar iyi diyebilirim. Arada kaldığım nokta ise tişörtü belimin içine sokup sokmamak oldu. İkisini de size gösteriyorum ve yorumlarda hangisini beğendiğinizi söylerseniz açıkçası beni de bu karmaşada biraz desteklemiş olursunuz. Ama her türlü salaş ve sade bir kalitesi olduğunu söylemem gerek. Bu
kombin çok seviyorum ya. Öyle şey bak. Burada kalkmayacağım tatlı. Altıncı kombin hiçbir şekilde üstüne düşünmediğim ilk kombindi diyebilirim. Kot pantolon, paçalarını kıvırdım çünkü Converse yüksek bilekli bir ayakkabı ve gözükmesini istiyorum. Gri sweatshirt yazın giyebileceğiniz en mantıklı tercih değil diyeyim. Ama yine de Ağustos sonunda genellikle yakalanıyor olduğumuz ya da Eylül'ün başında yaz yağmuru akşamlarında kesinlikle yapmanızı önerdiğim bir kombin. Kesinlikle gözüktüğü kadar salaş ve rahat ve gerçekten video boyunca sık sık bahsettiğim Converse rahatlığını ve sadeliğini buram buram taşıyor bu kombi. Gri renk ve kot pantolonlar gerçekten benim gözümde kaliteli bir görüntü yakalamanın anahtarlarından birisi. Videoda da gördüğünüz gibi her renk aksesuar kaldırabiliyorlar ve göz yormuyorlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Diğer videolara kadar kendinize iyi bakın. Tarzla ve sağlıkla kalın. Hepinizi çok seviyorum.